Ben çok büyük dolandırıldım. Her şeyimi aldılar elimden. Kimlik bilgilerimi öğrendiler. Telefon numaramı, e-mailimi, adresimi, her şeyimi öğrendiler. Banka bilgilerime dair her şeyimi çaldılar yani. İçindeki bütün parayı çektiler. Amerika Madison'dan yeni videoda hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber Amerika'da ne iş yaptığımı açıklıyorum. Aylık kazancımı ve bu işi kimler yapabilir? Birazdan bunlardan bahsedeceğiz. Başlıktan da görüyorsunuzdur. Amerika'ya gelen insanların %90'ı bu işi yapıyor. Tabii kaldıktan sonra lafı fazla uzatmaya gerek yok. Araba şurada. Hemen arabaya geçelim ve başlayalım. Öncelikle DoorDash nedir bunu açıklayayım dostlar. Türkiye'de de bildiğiniz üzere Trendyolgo, Getir ve Hepsiburada olmak üzere birçok yemek taşıma uygulamaları var değil mi? İşte DoorDash de tam olarak bu. Ben de şu anda kuryecilik yapıyorum fakat motosiklette değil çünkü benzin ucuz. Bu yüzden de biz Amerika'da arabayla taşımacılık yapıyoruz. Peki sadece DoorDash mi? Tabii ki de hayır. Bunun gibi birçok GrabUp, Uber Eats gibi, Instacart, Spark gibi birçok uygulamalar var. Bizim yaşadığımız şehir Wisconsin Madison olduğu için Madison'da en çok kullanılan iki uygulama var. Bunlardan birisi DoorDash, ikincisi ise Uber Eats oluyor. İnsanların %70'inin tercih ettiği uygulama DoorDash. Bu yüzden de biz sadece DoorDash yapıyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda farklı uygulamaları deneyebilirim. Onların da videosunu çekerim zaten. Bu videoda zaman zaman siparişlerimizi alıp götüreceğiz. Mekanlara gireceğiz. Hem alırken göstereceğim hem teslim ederken, özellikle şu anda yılbaşı var ve dışarısı harika gözüküyor geceleri. Her yer ışıl ışıl oluyor. Gece de devam edeceğim. Yaklaşık bir 12 saat çalışmayı düşünüyorum. Şimdi o zaman ilk siparişimizi bekleyelim. Uygulamamızı açtım ve ekranda gördüğünüz gibi şimdi Dash Now diyorum. 11.30'da schedule'ım vardı. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde alanlar var. Hemen size bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar Dash Now dedikten sonra bu şekilde önümüzde birçok alanlar mevcut. Ben şu anda West tarafındayım. Şuradayım yani. Batı tarafında. Şu yanan kısım downtown oluyor. Yani şehir merkezi. Bunlar da diğer küçük alanlar. Ben daha çok burada çalışıyorum. Yani West kısmında çalışıyorum. Ama geceleri de downtown'a gidebiliyorum bazen. Belki bu akşam da gideriz. Neden geceleri peki gidiyorum? Çünkü geceleri bizim tarafta bazen iş olmuyor. Bugün salı günü bu arada. Bakın şimdi güzel bir sipariş geldi. 8.25 dolara 2.7 mile. İki yerden teslim alacağız. İki dükkana gideceğiz. McDonald's ve Lowe's dükkanı adı ve iki eve teslim edeceğiz. Şimdi bunu accept deyip kabul ediyoruz. Haritamız açılıyor otomatik. Hadi o zaman dükkana doğru geçelim. Evet, şu anda dükkana geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz Los Gemelos. Arrived at store diyoruz. Hi, I have pick up. Oh, pick up. You have to go at the restaurant over there in the corner. All right, thank you. Restoran kısmından alacakmışız. Hi, I have pick up for Alex. Alex, okay. DoorDash? Yeah, DoorDash. Thank you. Arkadaşlar, siparişimizi aldık şu şekilde. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ve bizi McDonald's'a doğru yönlendirdi. Şu an şimdi McDonald's'a gidip ikinci siparişimizi alacağız. Şimdi McDonald's'a geldim. Bu yüzden Arrived at Store diyorum tekrardan. McDonald's'ı gösteririm şu şekilde. Şimdi içeri girelim ve siparişi alalım. Arkadaşlar McDonald's'tan da aldık siparişimizi. Şimdi teslim etmeye geçelim. Bakın şimdi direction diyorum ve beni haritadan otomatik olarak gideceğim evi gösteriyor. Şimdi McDonald's için siparişini teslim etmeye geldik arkadaşlar. Bakın burada diyor ki müşteriyi ara diyor. Bakın şurada ayrıntıları yazıyor. Ama gerek yok. Şimdi yapacağım şeyi gösteriyorum. İçeri girdim ve şöyle girişe bırakıyorum. Complete delivery steps. Take a photo. Use photo ve teslim ettik. Confirm. Hepsi bu kadar dostlar. Aslında çok kolay bir şey. Hemen ikinci siparişimizi de teslim edelim. İkinci order için de geldim. Diyor ki kapıma bırak diyor. Leasing ofise bırak diyor. Burası leasing ofis dostlar. Hemen giriyorum. Fotoğraf çek. Çektim fotoğrafı. Done diyorum. Bitirdim. Confirm. Ve finish. 8.25 kazandık bu iki siparişten. Şimdi diğer siparişlere doğru geçelim. Şimdi bakın ben buradayım. Alanın içindeyim. Burası bir alan oluyor, kırmızı bölge. Şu ateşe gidersem daha çok bana sipariş atma olasılığı yüksek. Bu yüzden de hemen haritadan tıklıyorum. Otomatik olarak ateşin olduğu bölgeye doğru beni yönlendiriyor. Şimdi oraya doğru geçeceğim ve büyük ihtimalle yine sipariş atacak, güzel bir sipariş. Dostlar yeni bir sipariş geldi. 9.5 dolara 4 mile. Yine iki yer, iki teslim alanı. Hemen kabul ediyoruz. Şimdi gidip siparişi alacağım. Teslim alacağımız dükkana geldi.
geldik. Bu yüzden arrived at store. Bakın bazen de böyle oluyor dostlar. İçeride alma alanı vardı. Gittim ve kendim aldım. Videoda zaten gördünüz. Bazen de işte söylüyorsunuz içerideki çalışanlara. Diyorsunuz ki benim şu kişi adına order'ım var. I have ordered a shoulder for Joe mesela. Onlar da size zaten veriyor gösterince. Bu siparişte confirm deyip devam ediyoruz. Bir sonrakini alalım şimdi. Şimdi Qdoba'ya geldik arkadaşlar. Qdoba burada gerçekten tavsiye ettiğim en güzel mekanlardan birisi. Türk yemeklerine çok benziyor yemekleri. Şimdi içeri geçip siparişimizi alalım. I have ordered a shoulder for Lisa. Thank you. Şimdi siparişimizi aldık dostlar. Teslimat noktasına doğru geçelim. Şu anda öğrencilerin çıkış saati mi, öğlen saati mi ne oluyor lise öğrencilerinin? Herkes içerideydi. 3'e kadar falan bir tık etrafta öğrenciler oluyor hafta işleri. 3'ten sonra saat 5 gibi bir yoğunluk oluyor bir de. Bu iş çıkış saati oluyor. 5'te bayağı yoğunluk oluyor. Büyük ordular o zaman geliyor böyle. 4.30'da 6 arası en büyük siparişlerinizi attığınız zaman. Bir de geceleri. Hafta işleri fazla iş olmuyor. En çok işler cuma, cumartesi ve pazar günü oluyor. Bu 3 günde 1.000 dolar falan yapabilirsiniz. Şakasız. Challenge videosu zaten çekeceğim ileride. Bakalım bugün ne kadar yapabileceğiz. Fazla ümidim yok çünkü 12 saat çalışacağım. 150-200 dolar arası falan yapabileceğimizi düşünüyorum. Göreceğiz. Bakın şimdi sipariş teslim etmeye geldim. Ama binanın ön tarafı şurası oluyor. Ben bulamadım. Hemen açıklamaya baktım. Acaba bir şey demiş mi diye. Demiş ki arka tarafta demiş building'in. Adamlar açıklamış yani bu şekilde. Bazen açıklamaları da okumayı unutmayın. Kolaylık sağlıyor bu şekilde. Ben şu Amerikan evlerine bayılıyorum. Gece görünsüz bir daha. Zengin kesin İsimlere gidersek fena evler var arkadaşlar. Çok güzel evler var hatta. Hemen bunu da teslim edelim. 4 numara diye kapısının önüne bırakacağız. Ve bunu da teslim ettik. Diğer siparişimizi teslim edelim şimdi. Hastaneye geldik. Hand to me demiş. Yani elime ver demiş. Eline vermeyeceğiz maalesef. Açıklamadı çünkü front desk'e bırak demiş sonra da. Şimdi içeri girip front desk'e bırakacağım. Bunu da teslim ettik. Şimdi bir sonraki siparişi bekleyelim. Bakın 2 tane şu anda aslında totalde 4 tane sipariş bırakmış oldum ve 50 dakika içinde neredeyse 18 dolar. Bu fena bir ücret değil. Şimdi tekrardan alana gidiyorum. Bana en yakın alana haritayı açtım. Alana gidip sipariş bekleyeceğim tekrardan. Evet şimdi asıl konuya gelelim. DoorDash'i kimler yapabilir? Dostlar öncelikle 18 yaş üstü olmanız gerekiyor. Bunu bence siz de biliyorsunuzdur çünkü araba kullanıyorsunuz. Tabii Amerika'da 16 yaşında ehliyet alabilirsiniz. Biliyorsunuz böyle bir kanun var. Bunu biliyorum. Ama maalesef ki DoorDash uygulaması 18 yaş ve üzeri olmanızı istiyor. Bir araban olsun ya da bir motosikletin bunlar yeterli. 18 yaş üstü ve ehliyet olan herkes DoorDash uygulamasını kullanabilir. Yani DoorDash sizden çok bir şey de istemiyor aslında. Diyor ki dostum telefonun var mı? Var. Araban ya da motosikletin var mı? Var. Ehliyetin var mı? Var. O zaman çık ve çalış diyor. Şimdi John abimiz için yeni bir sipariş aldık. 7 dolar 3,5 mile. Hemen zaten çok yakın bana. Alanın içine geldiğim için dükkan hemen şurada dostlar. Hemen gidip siparişimizi alalım. Şimdi Jersey Mike's'a geldik. Siparişimizi buradan alacağız. Hi, I have a cup for you. Thank you. Have a good day. Siparişimizi aldık dostlar. Hemen teslim etmeye götürelim bunu. Kardeşim evleri nasıl buluyorsun? Zor olmuyor mu diye sorarsanız arkadaşlar konum zaten sizi getiriyor eve kadar. Bak burada da yazıyor 17.37. Şimdi bak. Bak 17.37 neredeymiş? Bak hemen şurada. Hemen bir zoom atalım. Bak gördünüz mü? Şurada 17.37 yazıyor. Direkt beni evin önüne getirdi zaten. Ya bu kadar kolay evin yolunu bulmak. Çok da zor bir şey değil. Bilmenize gerek yok. Telefon nereye götürürse oraya gidin sadece. Şimdi bu siparişimizi de teslim edelim hemen. Complete the receipt, take a photo. Fotoğrafını çektik. Tamam diyoruz. Bitir. Confirm. Bakın 7 dolar. 4.5 dolar tip 2.5 doları da DoorDash bize vermiş. 7 dolar buradan kazandık. Şunu söylemeyi unuttum aslında dostlar. Dedim ya 18 yaşından büyük olsanız ehliyetiniz olsa alabilirsiniz falan. Ama çalışma izniniz de gerekiyor. Eğer kendi adınıza hesap açacaksanız. Eğer ki çalışma izniniz yoksa ne yapabilirsiniz? Bunu söyleyeceğim. Çünkü Türkiye'den gelen insanların çoğunun çalışma izni yok. Ya da kalanların çoğunun da yasal olarak çalışma izni yok. Bu yüzden de
hesap kiralıyorlar. Telegram gibi uygulamalarda gruplar var. İnsanlara bakın, güvenmeden para atmayın. Kazanç elde etmeden para vermeyin. Hesap bilgilerinizi hemen hemen herkese paylaşmayın. Hesap kiralarken dolandırılmamaya gerçekten dikkat edin. Açabiliyorsanız kendi adınıza hesap açın. Bu şekildeydi. Yani DoorDash yapmak için bir de çalışma izniniz gerekiyor. Çalışma izniniz yoksa hesap kiralayarak da yapabilirsiniz. Videoyu izlemeye devam edin. Size o olayı anlatacağım. Çok büyük dolandırdılar beni. Bütün her şeyimi aldılar benden. Birazdan anlatacağım ve videoyu sonuna kadar izleyin ki ne kadar DoorDash'ten kazanıyorum aylık, bunu söyleyeceğim. Ben de sipariş bekliyorum. Alana doğru gidiyorum şu anda. Evet, gördüğünüz gibi şu anda alandayız dostlar. Şu kırmızı bölüm alan oluyor. Şuradaki 3 çizgiye tıklayıp home screen kısmına geliyoruz ve şurada schedule var. Bakın, schedule'dan available kısmında saatler var. Bir dolu yerler var. Bize yakın yerler bunlar. Mesela saat 2.30 PM'den 3 PM'e kadar boşluk varmış. Yapabiliriz. Ama biz bunları bir hafta önceden yapıyoruz ki bugün benim mesela sabah 11.30'dan gece 12'ye kadar schedule'ım var. Yani 12 saatlik. Şurada ratings kısmı var uygulamanın. Burada benim yüzdelerim gözüküyor. Kabul etme oranım benim çok düşük. %21. Bu bence çok önemli değil. İnsanlar çok takıyor. Yüksek olsun daha iyi oluyor falan diye düşünüyorlar. Halbuki hayır. Reddettikçe mesela bu daha çok düşüyor. Bu yüzden very low diyor benim hesabımda. Return to Dash diyoruz ve şu anda sipariş bekliyorum. Bunlar Madison şehrindeki alanlar. Biz şu anda burada çalışıyoruz. Bir de DoorDash abimiz bize bir iyilik yapıp şöyle bir Dash çantası verdi. Uygulamaya kayıt olduktan sonra size hemen yolluyorlar zaten. Bir hafta içinde falan geliyor. Bunun avantajı şey oluyor. Pizza siparişleri falan geliyor diyelim ki dostlar. Bu pizza siparişleri için ayrıca özel bag istiyor. Yani çanta istiyorlar. Siparişin ayrıntısında yazıyor. Sizin için faydalı oluyor. Zaten ücretsiz yolluyor. Uzun yol gidince falan içine koyuyorum ki soğumasın. İnsanlara soğuk yemek vermeyelim diye. DoorDash yapıyor bu sporu dostlar. Şimdi yeni sipariş aldık. Dükkana da geldim. Hemen şarjdan çıkartalım. Burası deniz zaten. Deniz beyaz Amerikalıların her zaman geldiği bir mekan. Büyük ihtimalle de zaten hazırdır. Genelde hazır oluyor. Bakalım hazır mı? I have pick up for Megan. Okay, as soon as it's done, she'll bring it. All right. Bu bizimki oluyor dostlar. Hemen bunu buradan kaçırıyorum. Şimdi bir tane kahve ve şu şekilde gördüğünüz gibi poşet aldık. Confirm pickup diyoruz. Şimdi bir sonraki durağımıza gidelim. İkinci durağımız Chili's Bar'a geldik. Hemen içeri girelim. Burada da genelde hazır oluyor. Lanet olsun burada da hazır değil. Genelde burada oluyor dostlar. Şu anda yok. Bekleyeceğiz bakalım. Siparişi şimdi aldım ama 10 dakika falan bekledim. Yani bu büyük bir kayıp. Pişman oluyorsun bu siparişi aldığına. Diyorsun çünkü 10 dakikaya çoktan başka bir sipariş gelirdi ve alıp derdin yani. Ama yapacak bir şey yok. İptal edince sorun oluşturuyor hesap. Bu yüzden de iptal etmiyoruz maalesef. Şimdi teslim etmeye doğru geçelim. Yine kapıya teslim. Geldim ben de hemen fotoğrafını çekiyorum. Bu siparişimizi de hemen teslim ettik. Hemen ikincisini teslim etmeye doğru geçelim. Şu anda teslim edeceğim adrese geldim. Bir de büyük ihtimalle şu solda kalıyor. 1809 diyor. 1800 arkada kalmış. Arabayı hemen durduruyoruz. Kapıya bırak demiş. Zili çal ve kapıyı bırak demiş. Zili çalıp kapısına bırakacağız. Thank you. Have a good day, sir. You too. Thank you. Bakın normalde kapısına bırakacaktım. Tam da kapısına bırakacağımı söylemiştim. Dışarı çıkmış beni bekliyormuş beyefendi. Adamın da karnı acıkmış. Çıkıyor dışarı bekliyor. Elden teslim edersek bu şekilde ne yapmamız gerekiyor? Normalde kapıya bırak diyor. Hemen onu göstereyim. Normalde complete diyoruz. Normalde fotoğraf çekmemiz lazım. Ama en altta handed yani elden verme var. Confirm diyoruz. Ve teslim ettik. 9.25'te buradan aldık. Şimdi tekrardan alana doğru geçelim. Amerika'da bu şekilde sokakta insan görme ihtimaliniz çok düşük. Öğrenciler bazen çıkıyor. Öğrencileri görebilirsiniz sokaklarda. Ama gündüz saatlerinde büyük bir insan görmenizin ihtimali gerçekten çok düşük. Çünkü hepsi arabada oluyor. Zaten kadın da köpeğini gezdiriyordu bu yüzden. Evet şu anda Dunkin Donuts'a geldik dostlar. İki tane daha sipariş aldım. Dunkin Donuts'ı çoğunuz belki biliyordur. Amerika'da şöyle bir efsane var. Bütün polislerin elinde Dunkin geziyor. Belki denk gelmişsinizdir. Şimdi girelim ve sipariş alalım. Göre. Ya. Yeah. Bekliyorum almayı. Dunkin de bizi bekletiyor. Umarım hızlı olur. Thank you. Have a good one. You too. Şimdi bu iki siparişi de aldık. Bunları da teslim edelim. 9 dolarımızı alalım. Şu anda adrese geldim. Abimiz demiş ki mail room'un oraya bırak demiş. Buraya önceden sipariş getirmiştim zaten. Hemen şu içeride sağda oluyor. Dediğim gibi mail kısmı burası. Hemen koyduk siparişini. Fotoğrafını çekelim. Çektik. Done dedik. Bitirdik. Şimdi next deyip bir sonrakine gidiyoruz. Bonnie ablamız içinmiş. Hemen gidelim o zaman.
Bonnie ablamız güzel bir malikanede yaşamıyormuş. Demiş ki no need to call. Beni aramana gerek yok. Seni lanet olası pislik hemen şuraya bırak demiş. Ben de öyle bırakıyorum. Bonnie ablamız bizi umursamazsa biz de onu umursamayız. Arama demeyeni aramayız diyerekten şu siparişi de teslim edelim. Ve ne kadar kazanmışız? $8.70. 3 mile'dan kazandık dostlar. Şu anda total kaç oldu hemen bakalım. Ve 42.5. Şu anda saat 2.30 dostlar ve tam tamına yani 2.5 saat çalıştık ve $42.5 yaptık. İyi mi derseniz? Yani normalde hafta içine göre ideal diyelim. Kötü değil, iyi de değil yani. Böyle ortalama diyelim. O zaman kahvaltıyı hak ettiğimi düşünüyorum. Kahvaltı yapmadım. Saat 2.30. 11.30'da kalktım. Mustafa yemek yapacakmış. Gidip yumurta almam gerekiyor. Sucuklu yumurta yiyeceğiz. O zaman hemen bir Woodman's Market yapalım. Bir yumurtamızı kapalım. Oradan da bir kahvaltıyı yömelim. Evet şu anda yemeğimizi de yedik. Arkadaşlar saatlerimiz 3.45. Yani yaklaşık 1 saat 15 dakika falan çalışmamış oldum. Gece zaten hesap yapacağız. Ne kadar kazandık, kaç saatte yaptık, ne kadar benzin harcadık diye. Şimdi alana doğru geçeceğim. Kırmızı alan biliyorsunuz söylemiştim size. Tam da yoğunlaşma saati zaten şu anda. Saat 3.45, 4.5 gibi büyük orderlar alacağız, büyük siparişler alacağız. Zaten videoda da göreceksiniz. Evet alana geldiğimiz gibi hemen siparişimizi aldık. Siparişimiz $7.50, 3 mile arkadaşlar. Geldik zaten Jersey Mike's. Buraya ikinci gelişimiz bugün. Yes, for Cassandra. Evet siparişimizi aldık şimdi. Büyük ihtimalle yukarı tarafa gidiyoruz diye hatırlıyorum. O da zengin tarafı oluyor. Zengin malikanelerini çekeriz eğer dediğim gibiyse. Şimdi siparişi götüreyim. Şöyle bir olay da var. Bunu kabul edeceğim. Siparişi aldım. Confirm diyecektim demeden önce bana dedi ki artı $12.50 vereceğim. 7 mile daha uzağa git şu tarafa doğru. Tabii ki bu çok güzel bir deal. Hemen at road diyoruz. Yani ne kadar oldu şimdi? $7.50, $12.50, $20 arkadaşlar. Kaç mile yaptı? Totalde 10 mile gideceğiz. $20. Bu arada hep mile mile diyorum. Mile'ı bilmeyenler vardır aranızda. 1 mile yaklaşık olarak 1.6 kilometre yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ona göre hesabınızı yapın. Mesela 16 kilometreyi ben büyük ihtimalle $20 falan gitmiş olacağım yani. Şimdi hatta geldim. Oo güneş çok iyi. Pizzacıdan alacağım. Siparişi sonra götüreceğim. Hatta içeri doğru girelim hep beraber. I have pick up for Sarah. Dostlar hazır değilmiş şu anda. Bekliyoruz bakalım. 1-2 dakika sürer büyük ihtimalle. Burası da geleneksel bir pizzacı. Rosita diye geçiyor. Şurada hadi bakın. Evet siparişimizi de aldık. Bu da $12.50'lık olan sipariş. Şimdi ikisini de bırakacağım. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Eğer ki DoorDash yapıyorsanız seçeceğiniz araba benim araba gibi böyle. Kesinlikle Toyota Prius olması gerekiyor. Çünkü bu araba yakmıyor dostlar. Bütün DoorDash'çilerde de bu arabayı görürsünüz zaten. Yanlış araba almayın diye söylüyorum. Seçiminiz Toyota Prius olsun. Bu arada yolumuz uzun olduğu için anlatayım dedim. Şu benim dolandırılma hikayesini artık. Arkadaşlar ben çok büyük dolandırıldım ve her şeyimi aldılar elimden. Neredeyse her şeyimi. Bütün paradaki hesapları aldılar. Bütün kimlik bilgilerimi öğrendiler. Telefon numaramı, e-mailimi, adresimi, her şeyimi öğrendiler. Banka bilgilerime dahil her şeyimi çaldılar yani. Size bu olayı en başından anlatacağım şimdi. Ben bir sipariş götürüyordum. McDonald's siparişi ve siparişi götürürken beni DoorDash Sport'tan arıyoruz diyerek aradılar. Jamaikalı bir çete. Ben de inandım DoorDash Sport. Yani DoorDash destek hattı arıyor sandım. Ama böyle bir şey yokmuş. Kesinlikle yalan, inanmayın. Nasıl kandığımı anlatıyorum şimdi. Kimlik doğrulamanı yapman gerekiyor. Ama ben neden inandım? Çünkü bir gün önce beni DoorDash e-verification'a soktu. Fotoğraf istedi. Kimliğimin fotoğrafını istedi. Ben de bir sonraki gün herhalde telefonla devam edecekler diye düşündüm. Şansa yani. Şansa böyle bir şey oldu. Kod mod geldi telefonuma. İstediler. Ben de yoldayım. Araba sürüyorum falan. Kodu yolladım. Çünkü sipariş götürdüğümü biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Ki taktikleri buymuş. O siparişi isteyenler halbuki çeteymiş yani. Bunu sonradan öğrendim. Peki sonucunda ne oldu? Benim DoorDash hesabımı çaldılar bunlar. İçindeki bütün parayı çektiler. Ben yaklaşık bir haftaya yakın demeyeyim de 4-5 gün falan çalışamadım. İşsiz bir şekilde evdeydim. Bu işi çözmeye uğraştım 4-5 gün boyunca. DoorDash'i arıyorum, orayı arıyorum, burayı arıyorum. Mustafa'yı konuşturtuyorum onlarla. Her gün uğraşıyoruz. Yok bir tane adam gibi adam bizle ilgilenen bir destek hattı çıktı. Adam bizle çok iyi ilgilendi. Helal olsun buna. Ve sorunumuzu çözdü. DoorDash hesabımı geri aldım. Güvenlik sorununu hallettik.
ettik. Artı olarak da çalınan bütün parayı geri iade ettiler. Yani paranız çalınsa dahi geri iade ediyorlar. Ben bunu yaşadım. Kesinlikle yabancı numaraya kod mod vermeyin. Benim düştüğüm duruma düşmeyin. Ben bunu bir anlık bir boşluğuma geldi diye düşünüyorum. Çünkü bir önceki gün kendi DoorDash doğrulama ise bir sonraki gün tekrar aradıklarında harbiden DoorDash sandım. Ama değilmiş işte, benim gibi bu duruma düşmeyin. Bunu anlatmak istedim. Şimdilik iyi ama DoorDash'te çalışmaya hala devam ediyorum. Tek mesleğim bu dediğim gibi. Bırakmayacağım da. Kasımpaşalı Kassandra ablamızın siparişini teslim edeceğiz şimdi. 555 numaralı daire, apartman. Şimdi hemen şu lobiye bırakacağım. Lobiye bırakmam söylemiş. Açıyoruz kapıyı. İki kez çektiriyor bu uygulama. Tek de kabul etmiyor. Beğenmiyor. Anlamıyorum. Confirm diyoruz. Ve 7,5 dolarımızı aldık. Şimdi 12,5 dolarlık siparişimizi teslim etmeye. Oo, 15 dakika gidecekmişiz. Güzel. Fena değil. Yarım saatimizi 20 dolara getirmiş olduk yani. Bu siparişi de götürelim. Bu arada hava kararmaya başladı. Büyük ihtimalle fazla çekemeyeceğim artık. Sadece siparişleri alırken ve teslim ederken hızlı bir şekilde çekerim. Belki hatta sonucunu çekerim. Karanlıkta çünkü video çıkmaz büyük ihtimalle. Ve şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben video fikirlerinizi alayım sizden diyorum. Siz yorumlara belirtiyorsunuz. Evet, mantıklı. Ama yazdığınız fikirlerin çoğu aslında benim videolarımın içinde mevcut. Onları bir izleyin. Ondan sonra bana fikir önerin bence. Bir de bir arkadaşımız ikinci el araba fiyatlarını çekmemi çok istiyor, CarMax. Dostum çekeceğim. Yakında çekeceğim. Büyük ihtimalle ocağa falan yetişecek. Çünkü aklımda daha büyük fikirler ve daha büyük videolar var. Özellikle bakın, özellikle söylüyorum. Bundan sonraki video çok büyük bir video. Spoiler vermek istemiyorum. Yani şaşıracaksınız. Neredeyse her videomda anıyordum. Daha büyük spoiler vermek istemiyorum. Bir sonraki videoda göreceksiniz videonun büyüklüğünü. Kanal yavaş yavaş büyüyor. Bu durumdan memnunum. Sorun değil. Ben pes etmeyeceğim. Video atmaya devam edeceğim. Siz desteklediğiniz sürece bu kanal belki çok büyük yerlere gelebilir. Aklımda zaten çok büyük fikirler var. Bu arada şuraya TikTok hesabımı da bırakıyorum. Artık TikTok'ta ve YouTube Shorts'ta da varız. Hepinize teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bir de şu Tesla olayı çok gerçek ya. Amerika'da her yerde Tesla var arkadaşlar. Her yerde. Herkesin bir Tesla'sı var. Ben de alacağım, anasını satayım. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz şu 58 hız mile, saatte gittim, mile hızı oluyor. Yani kilometre değil. Bakın şu an 60 yapayım. Evet. 60 demek 100 kilometre yapıyor. Haberiniz olsun. Ona göre matematiğinizi yapın. Siparişimizi alalım. Arabanın arkasına koydum siparişi. Arkadaşlar bu yemeklerin çoğu soğuyor. Ama Amerikalılar bunu umursamıyor yani. Çünkü çoğu yemek uzun sürede gidiyor. Ama okey yani, yiyorlar hala da. Buz gibi gitse bile yiyorlar ya. Geç sürede götürüyoruz mesela. Alışmışlar yani soğuk yemeği. Türkiye'de olsa var ya, kafamıza atarlar o yemeği. Teslim edeceğim yerde burası bu arada. 39. Tamam diyoruz. Bunu da teslim ettik. 12,5 dolar. 10,5 dolara bakın bahşişmiş. Evler nasıl ama? Bakın bunlar daha hiçbir şey değil. Daha akşam olmadı. Bir de çünkü Christmas var ya, Christmas süsleriyle her yer dolu bir şekilde. Bir de zengin kesime gidersek adamlar var ya, öyle bir süslüyor ki. Akşam gösteririm zaten. Biz alana doğru geçelim. Saat 5:20 geçiyor dostlar. Ve Burger King'den sipariş attı, aldım ben de. Bu arada Burger King Amerika'da tercih edilmiyor. Sadece siyahiler ve Meksikalılar tarafından tercih ediliyor. McDonald's'ı bütün herkes tercih ediyor. Yani Türkiye'de mesela bence Burger King daha çok tercih ediliyor. Ben de hatta Burger King'i tercih ediyordum ama burada herkes McDonald's'ı tercih ediyor. Şimdi siparişimizi alalım. For Nathan. Nathan? Yeah. Siparişimizi aldık dostlar. Bazen sonradan tip ekleyebiliyorlar. Bugün hiç olmadı ama olursa da gösteririm. Hemen siparişimizi de teslim etmeye götürelim şimdi. Bu arada şimdi aklıma geldi. Ben tip tip diyorum da aranızda belki bilmeyenler vardır. Tip bahşiş oluyor arkadaşlar. Bahşişe Amerika'da tip deniliyor. Ki başka YouTuber'ları falan izlediğinizi farz ederek ben tip tip demiştim. Bakın sipariş teslim etmeye geldim. Arabayı böyle yolun kenarına bıraktım. Dörtleri aslında yakmama bile gerek yok. Normalde çünkü Amerika'da yollar o kadar geniş ki neredeyse bütün yollarda böyle kenarlara park edebiliyorsunuz. Zaten şurada bir tabela var. Sıkıntı olmuyor buraya park etmek. Siparişte 688'e bırakacağım. Ulaşınca mesaj at demiş. Fotoğrafını çekince mesaj olarak onlara gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir daha mesaj at falan diyorsa uğraşmanıza gerek yok. Bundan da 7 dolar kazanmış olduk. 5 doları tipmiş. Finish diyoruz. Yeni siparişleri bekleyeceğiz şimdi. Bakın sabahtan beri gelen tek başına en büyük sipariş 15 dolar 8 mile. Hemen bunu kabul ediyoruz. Uzun bir yolculuk olacak ama olsun. Sipariş almaya geldim. Hemen şurada da Apple binası var zaten. Sipariş de şurada alacağım. Şimdi içeri gireceğim. Siparişimiz hazır burada. Rita.
bakın insanlar evlerini bu şekilde süslüyorlar. Siparişi buraya teslim edeceğim. 15 dakika yol geldim ve gerçekten çok değdi. 15 dakikaya. Oo, evin içini bayağı süslemişler. Siparişi teslim ettik. Evin içinde bakın ağaçlar var. Evi çok güzel süslemişler ya. Bakın her yerde komşuları falan herkes bu şekilde yılbaşı geliyordu. Her yeri süslüyor. Türkiye'de böyle bir şey mümkün mü ya? 15 dolarımızı da aldık. Şu anda 94 dolardayız toplamda. Saat 6. Şimdi yeni sipariş aldım dostlar. 7 dolar 2 mile. Ama pizza bekle istemiş. Şunların hepsini bunun içine koyup fotoğraf çekmem gerekiyor. Ama maşallah 5 tane sipariş verdiği için bunun içine zor sürecek. Şimdi bir tane sığmadı. Dördünü sığdırdım. Hemen confirm pickup diyorum. Bakın fotoğraf çekmemi istiyor. Pizza bag'i koydum mu diye. Hemen çekiyorum şöyle çantanın belli olacağı şekilde. Doğruladı. Continue. Pizza çantası da bu şekilde. Eğer özellikle pizza çantası istiyorsalar fotoğrafa çekip koymanız gerekiyor. Ben hemen bunları teslim etmeye götüreyim. TJ Maxx'e geldim. TJ Maxx şurası. Pizzaları elime ver demişler. Bu kadar pizzayı da kamera ve telefonla içeri gidemeyeceğim için maalesef yani hepsini anca taşıyabilirim. Bu yüzden içeride video çekemeyeceğim. Teslim edeyim geleyim. Videosunu çekerim. Bu arada cimrilermiş yani. Bu kadar pizzaya 7 dolar çok az. Bakın cimriler demiştim. Normalde 7 dolar tutuyordu. Tipek demişler. 10,5 dolar vermişler totalde. Yani 2 mile 10,5 dolara geldim. Çok güzel oldu. Evet dostlar şu anda saat 9. Şu anda 150 dolardayım. Artı bir de siparişim iptal edildi. 9 dolarlık. İptal olunca da yarısını iade ediyorlar. Bu yüzden de 4,5 dolar da ekleyin. Yani 150 dolarda diyelim. Şu anda ben uygulamayı durduruyorum arkadaşlar. İstediğim zaman geri başlatabilirim. 12'de başladık. Saat 9 çeyrek. Ben de 1 saat 15 dakika yemek yemişim. Yani 8 saatte 150 dolar. Güzel. Fena değil. Hafta için gerçekten ideal bir fiyat. Şimdi McDonald's'a geldim. Yemek yiyeceğim. Gece 12'ye kadar devam edeceğim. Bakın Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama burası tam tamına 7 dolar tuttu arkadaşlar. Bu bir reklam değildir. McCrispy Spicy Deluxe diye geçiyor bu. Ben hemen bunu yiyeyim. Çalışmaya devam edeceğim. Bakın şimdi ne oldu? İçeride McDonald's'ta yemek yiyordum. Hemen çıkmadan önce açtım DoorDash'i ve sipariş geldi. Hemen McDonald's'tan aldım. 6 dolar 1 mile. Güzel, fena değil yani. 1 mile gideceğim zaten. Hemen geri alana girebilirim. Hemen bunu da teslim edelim. Order'ı yine elden teslim ettik dostlar. O yüzden elden verdim seçeneğini tıklıyoruz ve 6 dolarımızı aldık. Yeni order'lara gidelim. Isabella diyoruz ve Isabel'in siparişini almaya geliyoruz. Thank you. Saat şu anda 11. Beklediğim gibi ilerliyor aslında. Ben çok bir para yapabileceğimi düşünmüyordum bugün. Eğer ki challenge isterseniz siz o zaman görün. Bir hafta sonu bir challenge'ı çekeyim. Hafta sonu ne kadar para yapıyoruz diye. Bütün paralar hafta sonu yapılıyor arkadaşlar aslında. Bakın bakın. Amerika'da normal bir ev. Adam ne kadar süslemiş evinin önü ya. Bak. Abi her yer rengarenk. Her yer. Zaten bütün Amerika böyle şu şekilde baksana ya. Hemen karşısı bak. Gece olduğundan kalite belki kötü çıkıyordur ama bak nasıl süslemişler evi. Bak daha bitmedi. Bak şurada da var. Bak. Bir dolu var. Koskocaman kardan adam yapmış ya. Koymuş buraya bak. Bu adamlar yani herkes süslüyor ya. Abi biriniz de eksik kalın. Ama ben seviyorum. Çok iyi bir şey bence. Evet dostlar. 12 saatin sonuna geldik ve bakalım ne kadar yapmışız. Bu 12 saatte 10 saat aktif olarak çalıştım. 6 saat 10 dakika araba sürmüşüm ve siparişi beklediğim süre 6 saat 10 dakika. Geri kalan 4 saati de yine boş zaman olarak geçiyor. 171 dolar. Done diyoruz. Bitti şu anda. Kaç dolardasın Melih'ciğim? Videoya söylemek ister misin? Abi ben gün kötü ya. Kaç dolardasın? 120 sanırım kanka. 120 mi? Kaç saatte yaptın Melih 120? İşte 5 çeyrekte başladım da 1,5-2 saattir yatıyorum kanka. O güzel yapmışsın bu arada ya. Benim bitti ya. 175 yapmışım ben totalde. Gösterdiğim gibi 171 dolar artı bir de iptal edilen order vardı. Söylemiştim bunu videoda. 4,5'ta totalde 175 dolar yaptım. 10 saatte arkadaşlar. Aslında total 12 saat ama 2 saati yemeğe çıktığında 10 saat boyunca arabanın içinde sipariş bekledim. Sizce güzel mi? Yorumlarda belirtin. Hafta içi, salı günü bugün. Ölü bir gün. Normal bu kazandığım fiyat. Ben normalde saat gece 2'ye kadar 3'e kadar çalışıyorum ama şimdi eve geçeceğim. Video için çıkmıştım bugün zaten. Tekrar söylüyorum. Hafta sonu cuma, cumartesi ve pazar günü bir challenge videosu çekebilirim. Gerçekten 3'ü yüksek paralar dönen 3 gün bunlar ve downtown'da şehir merkezinde çalışıyoruz. Her yer öğrenciler kaynıyor. Çılgın şeyler dönüyor. Gösteririm hepsini de. Şimdi sadete gelirsek. Başlıkta gördünüz öyle. Gerçek mi bu? Dostlar bu gerçek. Bu harbiden
harbiden gerçek. Eğer ki 7 gün çalışırsan, her günde yaklaşık 12 saat falan çalışırsan, ya bugünkü yaptığın gibi her gün çalışırsan o parayı kazanırsın. Ben o kadar kazanıyor muyum? Ben o kadar kazanmıyorum. Çünkü ben haftada 6 gün çalışıyorum. Pazartesi günleri izin kullanıyorum ya da salı günleri işte. Hafta içinin herhangi bir günü izin kullanıyorum, çalışmıyorum. 6 gün çalışıyorum. Ben ne kadar kazanıyorum derseniz onlara yakın. Net bir şey söyleyemem, her zaman değişiyor. Son olarak da şunları söylemek istiyorum. Dostlar, bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, yorum atın, beni destekleyin yani. Bu kanalın büyümesi lazım. Haftaya çok büyük, çok şeyli bir içerik geliyor. Anladınız siz, ben ağzımdan çıkarmayayım o kelimeyi. Bakın, daha da büyükleri gelecek. Yılbaşı geliyor. Yılbaşı için de özel bir fikrim var. Downtown'da kızlarla video çekmek gibi. Ne düşünüyorsunuz? Sizce yapayım mı? Yorumlarda belirtin. Beni desteklemeniz ve büyütmeniz gerekiyor ki ben bu içeriklere devam edeyim. Sizle devam ediyorum bu yola. Prius'umla beraber Amerika yolculuğumuza 18 yaşımızda başladık. 19 yaşımızda devam ediyoruz. Pes etmiyoruz diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Jesus'a emanet.